Amerika Birleşik Devletleri'nin içerisindeki kargaşalar devam ediyor. Belki de önümüzdeki yüzyılda Çin Halk Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri'nin yerini alacak. Böyle de gözüküyor. Böyle diyenler de var. Tam bu ortamda seçime gidiliyor ve dedi ki yani siz beni sevmiyorsunuz. Beni askerler seviyor ama Pentagon'un başındakiler beni sevmiyor. Çünkü onların işi silah tüccarlarıyla onları mutlu edip savaşlar çıkarma. Küreselcilere karşı işte ulusalcıların Artık herhalde mücadelesi. bunun üzerine laf söylenmez değil mi? Yani hani Kesin. bu Trump'ın hani bu Çin olur, başka bir güç olur ama o küreselcilere karşı Biden olur vesaire Hillary Clinton olur. Kimse artık o Pentagon, Trump burada Pentagon'a direkt hedef aldı. Netice itibariyle en çatıda o küreselciler dediğimiz grup var. Ve Trump da oraya herhalde bundan daha net anlaşılır bir şekilde olamaz herhalde. Yani Çok net silah tüccarları dedi, Pentagon dedi, şimdiye savaşlar kadarki çıkartıyorsunuz en dedi. net şeyini söyledi, aslında ifadesini etti. Evet, çok net, çok açık. Ama tam anlamıyla işte Trump'ın da öyle, mesela işte Kushner ailesiyle beraber işbirliği yaparak özellikle Kudüs'ün Evet. başkent olarak, başkenti Kudüs'e taşınması İsrail meselesinde de biliyorsunuz orada bir kol kola girişte Tabii. var. Yani O da tam çok böyle ulusalcı anlamıyla bir davranış sayılmaz herhalde değil. yani, değil mi? Yani Hani burada burada işte tabi küreselcileri suçlu Trump da yani oradakiler nice tam zaman. anlamıyla bir çizgi Evet. çekemeyiz ama Herhalde bu küreselci ulusalcı meselesi değil. Yani küreselcilerin içerisindeki işte bir farklı farklı gruplar, oluşumlar vesaire. Belki de onların arasındaki bir mücadele. Belki de o da var. valla buna ben Atlantikçi görüşe mesela, hani o teoriye baktığım Evet. zaman bu biraz da tabii Biden'ın çizdiği çizgiye göre daha uyumlu olduğunu görüyor. Çünkü Obama'nın mesela son döneminde Atlantikçilerle çok ciddi bir çizgi görüş ayrılığına düşüp ve yalnızlaştırıldığını fark Evet. ettik biliyorsunuz Obama'nın. Obama'nın son dönemi perişanlık dönemiydi Obama'nın. Saçları bembeyaz oldu bir anda. Evet doğru. Çünkü bütün herkesi hayal kırıklığına, güya girişi biliyorsunuz Obama'nın. İslam Tabii. dünyasıyla barışacağız. İşte 2008 Kasım. siyahi adı Tabii. Hüseyin var isminde falan gibi algılar vardı. İkinci dönem hayal kırıklığı oldu. Bence Amerika'nın, özellikle Trump'ın Pentagon dediği Amerika'nın başka bir Amerika olarak bizim adettiğimiz, aslında biliyorsunuz Beyaz Saray, CIA ve Pentagon, 3 Amerika vardır Evet. aslında. Dolayısıyla Pentagon'a karşı bu kadar sert bir tutumun içinde olması bence yeni Bu dönemdeki herhalde yani anlayışla savunma kısmını, işin ordu ve savunma kısmını tamamen hedef alan bir şey bu işte Trump onu açısından. diyecektim. Ve Oradaki Amerika'da da aslında en güçlü kurum yani bu evet, hani bir yol yani ayrımını olmazsa gösteriyor. olmaz bir kurum yani. Yol ayrımını gösteriyor bence. Yani Trump'ın politikasıyla bir Evet. kere Pentagon'un politikası ne kadar ayrıştığını bence Evet. gösteriyor. O zaman Biden nerede O bu zaman konuda? bugüne kadarki Suriye politikaları, PKK-PYD politikaları, işte Irak politikası içine ne koyarsan koy dış politika ile ilgili özellikle de hani Pentagon'u ilgilendiren Afrika'daki Afrikom, işte CENTCOM'un faaliyetleri ve bunun içerisinde de PKK-PYD yapılanması dahil olmak üzere bu son 4 yılda Trump'la Pentagon arasında hep diyorduk ki o görüş ayrılığı işte Çok vesaire falan Trump sert, çekineceğiz diyor evet. onlar çekinmeyeceğiz diyor. Baltanın ayrılması, o Evet. McMaster vardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, James Mastin. O da şeydi yani, Ulusal onlarla Güvenlik Danışmanı. bir anda onlarla şeyleri ayrı. Onlar biliyorsunuz en aslında neokon Tamam. dediğimiz sert politikalar. Ama Hafter'i destekliyordu. Yani Hafter'i direkt Trump'la görüştürmüştü McMaster yani. evet. Bence o zaman şu geliyor O'Brien'den benim önce. aklıma. O zaman bu yeni dönem yeni bir Evet. Bush doktrini inşaat süreci olabilir. O biliyorsun Evet. preemptive strike, önleyici vuruş doktrini şekillenen bir anlayışın bence yeni dönemde Evet. Amerika'nın Biden tekrar seçilirse. Biden Ama seçilirse Trump seçilirse de herhalde şu olacak. Bu Pentagon falan değişecek. Çünkü ikinci döneminde herhalde Trump artık orada bunlarla onlara uğraşmak istemeyecektir. Yani bu problemlerle mutlaka o şikayet ettiği Pentagon'u daha güçlü bir başkan olarak bir hizaya ama sokacaktır. şimdi Pentagon içerisinde hakim olan görüş kim? Rum lobisi mi? Yahudi lobisi mi? Ermeni lobisi mi? Şimdi ona da bakmamız lazım. Şimdi Amerika'nın özellikle işte arabuluculuk olma faaliyeti içerisinde Güney Kıbrıs'a gideceğiz, KKTC. Burada Rum lobisine karşı bir aslında oynayışın olduğunu görüyoruz. İşte şey konusunda, Orta Doğu konusunda, İsrail konusunda Yahudi lobisiyle gene bir denge politikası, ama Kurşunlar ailesiyle olan şeyinden dolayı orada Evet. belki bir şey sağlayabilir ama Pentagon'u çok kolay kolay da tasfiye edemez de gibi Netice geliyor. itibariyle Biden seçilirse Bush tarzı Ben bir öyle tahmin Amerikan ediyorum. müdahaleciliği artacak. Çünkü bu Obama'nın devamı aslında Trump'ınki, Obama doktrini. Trump seçilirse daha güçlü olmuş olacak ve o ilk 4 yıldaki Pentagon'la ya da dış işlerindeki bazı kliklerle yaşadığı görüş ayrılıklarının önüne geçmek adına Trump Pentagon'da herhalde bazı noktalarda tasfiyeye gidecek. O Çünkü güçlerinde olacak herhalde. Olmazsa eğer zaten bu herhalde ya seçim olmaz Amerika'da ya da seçim yani sonucundan sonra o belki zaman artık askeri müdahale mi olur, ne bayağı olur, bir hani darbe mi olur? hiç görünmeyen bir şey olabilir Amerika'da. Evet. Ama Putin'le Trump arasındaki ilişkiyi de iyi bakmamız lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.